Kolaylıkla ilim kimseye gelmemiştir. En kolay Peygamber aleyhisselamın öğrenmesi lazım. Vahiy geliyor ve birden her şeyi biliyordu. O bile vahyi ağır meşakkatlerle yüklendi. Hadis-i şeriflerden görüyoruz ki vahiy geldiği zamanlar onun için bayağı terlerin boşaldığı zor anlar oluyordu. İlim herkes için zordur. Hele hele kalıcı, köklü, hayata yön veren ilim herkes için zordur. Ben ibret olur, belki ilim meraklısı kardeşlerimizin farklı düşünmelerine vesile olur diye özellikle belirttim. Benim için 4 yaşında başlamış olmanın verdiği bebeklik, çocukluk artık ne denecekse, dönemin zorlukları geriye döndüğümde en zor olarak bana o geliyor. Artı çocuk olarak emsallerimin yaşadığı çocukluğa dair hiçbir şeyi yaşadığımı hatırlamıyorum. Yaşadıysam da 10 dakika bir oyun oynadıysam bir yerde belki o benim için büyük bir nimetti. Ama işte bir çocuğun 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğun oynamaya çıkması gibi bir şeyim hayatımda hiç olmadı. Oynama benim için şu manaya geliyordu. O günkü dersi yapmışımdır. Ertesi günkü derse yatırım yapmak için başka bir sayfaya geçebilir. Yani Mushaf'ın, Kur'an-ı Kerim'in sayfaları arasında ancak tur atabiliyordum. Veya başka bir ödev varsa o ödevi yapıyordum. Bu çocukken takdir edilmesi çok zor bir imkan. Belki de pek çok çocuğun hafız veya diğer şeriat ilimlerine sürüldüğü zaman karşılaştığı en büyük engel budur. Emsallerinin büyük nimet gibi görülen fırsatlarına sahip olamaması büyük bir sıkıntı. Ama herhalde Allah-u Teala'nın annemin, babamın dualarına, ihlaslarına nazar ederek beni koruduğu bir dönem oldu. 10 yaşından sonra veya babamın ilk tedrisatı bittikten sonraki dönemde ise kendimi Erbakan davasının büyük bir heyecan atmosferi içerisinde buldum. Erbakan ve o kültürün oluşturduğu atmosfer içerisinde de oyun, eğlence, gezmek gibi şeyleri gündemimde hiç bulamadım elhamdülillah. Bu da Allah'ın lütfu ve hafızlığın verdiği bir bereket ya da hafızlığın bıraktığı bir iz olarak da diyebilirim. Çocukken babamın proje ve planlamaları beni çocukluğumdan mahrum etti. Delikanlılığımda da kendimi bir dava atmosferi içerisinde buldum. Hala da öyle devam ediyor elhamdülillah. Zorluğa gelince ciddi bir açlık, ciddi bir kaynak bulamama gibi alimlerin genelde zikrettikleri şeylerle ben karşılaşmadım. Evet, ufak tefek sıkıntılarımız oldu ama dönem dönem herkesin karşılaştığı sıkıntılardı zannediyorum. İlmi, alimi sevdiğim için ya da aşım o şekilde yapıldığı için zamanında ders çalışmaktan yorulmadım. En fazla işte İnkılap Tarihi lisede okumak ağrıma giderdi mesela. Bana göre geri döndüğümde 50 yıla yakın ki 50 yıldan fazla 52 yıl oluyor benim rahleye oturuşum elhamdülillah. İnkılap Tarihi derslerine çalışmak kadar zıttıma giden bir şey olmamıştır. Elhamdülillah onlar da başıma dert olmadan Allah kurtardı beni. Ben zorluğu da lezzetle yaşamak gerektiğini anladım. Herhalde eskiden de lezzet alıyordum zorluklardan. Çocukluk mahrumiyetleri demek doğruysa, o mahrumiyetlerin dışında ben zorluk
pek hatırlamıyorum.